Yoksulluk her kesimi vuruyor. Ama yoksulluk eğitimi vuruyor. En son açıklanan enflasyon rakamlarına göre en yüksek enflasyon %121 ile eğitim alanında, eğitimin baş tüketimi olan defter, kalem, silgi, çanta ve benzeri şeylerde. Nereden bakarsanız bakın, yoksul halkın çocukları eğitimdeki sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Sadece mesele bununla da bitmiyor. Ne yaptılar? MESEM'lerin, hani geçen yıl 12 çocuğumuzu kaybettiğimiz, çocuk işçiliğinin meşru hale getirildiği, çocuk sömürüsünün bizzat iktidar ve bakanlık tarafından meşru hale getirildiği çocuk işçiliğinin yaşını ortaokullarda da bölümler açarak 7. ve 8. sınıflara çekiyorlar. Böyle bir ülkeyle, böyle bir eğitim yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Peki bunların karşısında iktidarın eğitim alanında çok çalıştığı, 10 yıldır bir sürü dünyada çok önemli deneyimleri inceledik dedikleri Türkiye yüzyılı marif modelini zorla hayata geçirmek, ÇEDES'lerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir yan bakanlık haline getirmek, eğitimi gericeleştirmek, dincileştirmek, biatçı bir toplum yaratmak, yoksulluğun üstünü de buradan örtmek istiyorlar. Dün inceledik ve bir basın kurumuna da bu konuda bilgi verdik. Yeni kitapları, o kitaplarda örtük birçok ifade var. Bilime karşı açılmış savaş orada devam ediyor. Evrim yok. Bilimsel gelişmeler olarak Teknofest'in, yani Cumhurbaşkanı'nın damadının yaptığı çalışma anlatılıyor sadece. Peki bu bile neyin sayesinde yapılıyor? Bilimin sayesinde yapılıyor. Peki sizin bu bilimle, bilimsel eğitimle derdiniz ne? Bütün bunları bırakın. Halkın ve eğitimin gerçek sorunları işte burada sergilenmiş durumda. Anne baba çocuklarına sabah okula giderken bir su bile koyamayabiliyorlar. Bir simit veremeyebiliyorlar çantasına. Bir meyve koyamıyorlar. Ve bunun utancını yaşıyorlar. Ulaşım velilerin üstüne yıkıldı. Her gün akaryakıta gelen zamla ulaşım çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunlar karşılanamıyor. Bütün bunlar karşısında bu iktidarı ve onun özel görev almış bakanı Yusuf Tekin'i bu konularda takiye yapmayı bırakıp gerçek anlamda ülkenin eğitimle ilgili sorununu çözmeye davet ediyoruz. Çözemiyorsanız istifa edin, görevinizi bırakın. Bu ülkede yetişmiş onlarca, yüzlerce bilim insanı var. Onlar eğitimin başına gelirler. Yeniden layık, bilimsel, demokratik bir eğitimi bu ülke halkının gündemine ve bu ülke halkının çocuklarının gündemine sokarlar. Bunda ısrar ettikçe geleceğimizi karartıyorsunuz, çocukların geleceğini karartıyorsunuz, aileleri geleceksizliğe ve umutsuzluğa sevk ediyorsunuz.